Merhaba, ben Kenan Acar. Malkara Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne gidiyoruz. Tekirdağ İpsala Karayolu üzerinde İpsala yönüne doğru ilerlerken Ahi Evren'i geçtikten yaklaşık 2,5 kilometre sonra Malkara Çanakkale Otoyolu bağlantı girişine ulaşıyoruz. Otoyol bağlantı girişinden girdikten yaklaşık 1,5 kilometre sonra Malkara gişelere ulaşıyoruz. Videoyu çektiğim tarihte Malkara Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişler açılış nedeniyle ücretsiz olduğu için gişelerin ekranlarında ücretsiz yazılarını görüyorsunuz. Ancak siz bu videoyu izlediğinizde artık ücretli geçişler başlamış olacağı için videonun ileriki bölümlerinde ekranlarda geçiş ücretlerini yazacağım. Malkara Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü projesi, Kınalı'dan başlayıp Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe güzergahını izleyecek olan otoyol projesinin tamamlanan ilk bölümü. 18 Mart 2022 tarihinde açılışı yapılan bu bölüm, 1915 Çanakkale Köprüsü ile 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre uzunluğundaki bağlantı yollarından oluşuyor. Altından geçmekte olduğumuz bu köprü, otoyol üzerindeki tek ekolojik köprü. Bu çeşit köprüler yaban hayatı geçici diye de adlandırılıyor ve insan yapımı yol ve benzeri yapılar nedeniyle doğal geçiş yolları kesilen hayvanların karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçebilmelerini sağlıyor. Hizmete açılan otoyol, Malkara yerleşiminin güneyinden ve Şarköy'ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelip Evreşe'nin doğusundan geçiyor ve Gelibolu Yarımadası'na ulaşıyor. Gelibolu'nun kuzeyinden devam eden otoyol, Sütlüce Köyü ile Lapseki arasında yapımı gerçekleştirilen ve projenin en önemli bölümünü oluşturan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Asya yakasına geçiyor ve Umurbey bölgesine ulaşıyor. Proje kapsamında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yanı sıra 4 viyadük, biri ekolojik olmak üzere ki biraz evvel altından geçtik, 43 üst geçit, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi ve 5 ücret toplama istasyonu yer alıyor. Videoyu çektiğim gün itibariyle otoyol üzerindeki 4 otoyol hizmet tesisinden yalnızca biri hizmete açılmış, diğerleri henüz yapım aşamasında. ...1915 Çanakkale Köprüsü'nden önceki son çıkış, Gelibolu güney çıkışı. Gördüğünüz gibi Malkara bağlantısından otoyola girip Gelibolu'dan çıkan birinci sınıf bir araç 75 lira geçiş ücreti ödüyor. Otoyolun bu iki noktası arasındaki mesafe 70 kilometre ve Ahi Evren Malkara Keşan Gelibolu arasındaki eski yolun mesafesi ise 110 kilometre. 100 kilometrede 6,5 litre benzin yakan bir araç otoyolda yaklaşık 85 liralık benzin harcarken diğer yolda bu rakam yaklaşık 135 liraya geliyor. Bu hesaba göre otoyolda 50 liralık yakıt tasarrufu sağladığımızı kabul edersek otoyolun ekstra maliyeti 25 lira oluyor. Bu değerlendirmeyi bu güzergahı sıkça kullandığım için sizlerle paylaşmak istedim. Sürüş konforu ve yaklaşık 35-40 dakika kısalan yol süresi bu farkı ödemeye değer mi? Onun tercihi tabii ki sizlere kalmış. Bu konudaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Otoyola girdikten ve ortalama 100 km hızla seyrettikten yaklaşık 40 dakika sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ulaşıyoruz. Köprü dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü ve iki ayağı arasındaki mesafe 2023 metre. Deniz içindeki ayakları oluşturan kulelerin yükseklikleri ise 318 metre. Yaklaşım viyadüklerin uzunluğu ile birlikte köprünün toplam uzunluğu 4608 metreyi buluyor. Köprü üzerinde geliş ve gidiş yönünde olmak üzere üçer şeritli iki yol bulunuyor.
Köprü hizmete açılmış olmakla birlikte detay çalışmalar devam ediyor. Köprünün üzerindeki vinçler ve kedi yolları henüz sökülmemiş durumda. Köprüden geçerken kedi yolları üzerinde çalışmaya devam eden işçileri görebiliyorsunuz. Köprü üzerinden Çanakkale Boğazı'nın bir yakasından diğerine geçişimiz yaklaşık 5 dakikalık bir süre alıyor. Malkara Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü çekimlerini tamamladıktan sonra Gökçeada yönüne devam edeceğimiz için Lapseki çıkışını kullanarak otoyoldan ayrılıyoruz ve aynı bağlantıyı kullanarak bu kez Gelibolu yönünde otoyola tekrar giriyoruz. Köprüyü ikinci defa, bu kez Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken kullanıyoruz. Daha sonra Gelibolu çıkışından otoyoldan ayrılacağız ve Gökçeada yönüne devam edeceğiz. Evet, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu hakkındaki izlenimlerim kısaca böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve paylaşımları açmayı lütfen unutmayın. Köprüyle ilgili ve otoyolla ilgili yorumlarınızı yorumlar bölümünde paylaşırsanız sevinirim. Görüşmek üzere.